Geçen yıl kadın kooperatifini kurduk. Kadın kooperatifimiz geçen yıl kurulmasına rağmen şu an bölgede varlığını devam ettiren ve istihdam noktasında ayakta durabilen, geliri ve gideri kar olarak söyleyebiliriz, karını artırarak her geçen gün ileri bir seviyeye giden bir kooperatif noktasına geldik. Biz burada bir aile çay bahçesi 15 Temmuz Parkımızın içerisinde kadın kooperatifine verdik. Onun haricinde de biz 2 tane seramızı ve seranın önündeki boş bir araziyi kadın kooperatifimize verdik. Şu an orada seralar üzerinde kadın kooperatifinden 6 kişi çalışıyor. Aile çay bahçesinde de 5 kişi çalışıyor. Toplam 11 kişi istihdam edilmiş durumda. Bunlar hem kendi emeklerinin karşılığını alıyorlar orada, hem de bir ekonomiye bir şeyler kazanmış durumdalar. Seralarımızda üretilmiş ürünler bugün bizim marketlerimizde raflarda yerini almış durumda. Kurtalan'ın domatesi, Kurtalan'dan çıkan domates Kurtalan'da hemşerilerimize satılıyor. Pazar noktası sıkıntı şey. Pazar noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Ya ürettiğiniz zaman ürettiğinizin her bir şeyin bir karşılığı var ve bunu vatandaş pazarlama noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve üreten kişi de artık azalıyor. Biz bunu ilk başladığımız zaman kadınlarımız tedirgindi, acaba yapabilir miyiz diye. Şu an geldiğimiz noktada kadınlarımız ciddi manada bu işten keyif alıyorlar. Artık bunu daha nasıl büyütebiliriz noktasında bize baskı yapıyorlar. İnşallah biz bunu seneye daha da büyüterek, üretim noktasında özellikle seracılığı daha da genişleterek kadın kooperatifimizi daha fazla ayakta tutmak için elimizden geleni yapacağız. Ve burada bu sene kar ettiğimiz parayı nasip olursa önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmadan sonra kadın kooperatifimizin tamamından elde edilen kazancı kız öğrencilerimize burs olarak vereceğiz. Kaç tane öğrenciye burs olarak vereceğimiz de tabii ki mali duruma göre belli olacak. Tabii burada hayırsever vatandaşlarımızın da kapısını çalacağız. Onlardan da destek isteyeceğiz. Kurtalan'da hayırseverlerimiz bizi bu noktada hiç eksik bırakmadı. Bu noktada da bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyoruz.